Avrupa Birliği 86. Sertifika Programı ÇOMÜ'de başladı. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konrad Adenauer Vakfı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin birlikte organize ettiği sertifika programı Cemil Meriç Konferans Salonu'nda yapılıyor. 6 Kasım-4 Aralık 2015 tarihleri arasında devam edecek olan seminerin ilk sunumunu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Erdem Denk, Avrupa Bütünleşmesi'nin tarihsel gelişimi ve Avrupa Birliği'nin güncel sorunları konu başlığı altında yaptı. Arkadaşlar, Avrupa Birliği nedir? Genelde şuradan başlanır, ben de oradan başlamaya tercih ederim. Fakat daha sonra farklı bir yöntem edeceğiz. Hep bizim adını duyduğu Jean Monnet diye bir adam var. Bugün adına burslar düzenlenen programlar yapılan falan. Bu kişi Fransa'nın, bizim terminolojimizde söylersek, Devlet Planlama Teşkilatı'nın başındaki kişi. Yani Devlet Planlama Teşkilatı hep bize bildiği şu demek, artık Türkiye'de kalmadı, değiştirildi ama devletin ve o toplumun genel siyasal, ekonomik, toplumsal planlarını yapıp geleceğe dönük onun nereye doğru gitmesi gerektiğiyle ilgili planlar hazırlamak. Ve bunları da hayata geçirmesi için ilgili yerlere sevk ediyor. Arkadaşlar, bu çok enteresan bir nokta çünkü bu adamın Avrupa Birliği'nde başlatan sözü şu: Avrupa Birliği'nde ya da Avrupa'da daha doğrusu onun tarihinde egemenliğe artık yer yok. Eğer vatandaşlarımız ve toplumumuzun sosyal hayatını ve refahını düşünüyorsak egemenlikten vazgeçmemiz lazım. Nokta. Şimdi bu çok enteresan bir laf. Çünkü tekrar ediyorum, DPT'nin başındaki bir kişi söylüyor. Kendi devletini dahil ortadan kaldırmak istediğini varsayıyoruz böyle dediğine göre. Ve başka bir yere doğru evrilmesinin zamanının geldiğini söylüyor tarihte. O zaman soracağımız soru çok basit. Bir devletin geleceğini planlayan kişi neden o devleti yok? Ya da şöyle soralım mı? Genelde böyle tek sorulmadığı için. Gerçekten devletini yok etmek istiyor. Yani egemenliği yoktan kaldırmak istiyor. Başka bir şey mi söylemek istiyor? Ya da bugün genelde anlaşıldığı gibi Avrupa Birliği egemenlik kaçtı bir yer mi? Gümrükler kaçtı bir yer mi? Vatandaşlık tabiri kaçtı bir yer mi? Milli eğitim kaçtı bir yer mi? Efendim başka alanlardaki milli politikalar kaçtı bir yer mi? Yoksa çok az söylerim bir şey muhtemelen. Bütün bu sözüm ona karşı olduğu şeylerin yenileriyle değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. Yani daha büyük ölçekte. Şöyle diyelim mi? Fransa'nın egemenliği kalsın, Avrupa'nın egemenliği kalsın. Fransa'nın gümrükleri kalsın, Avrupa gümrük alınmış. Fransa vatandaşlığı kalsın, Avrupa vatandaşlığı olsun. Fransa'nın eğitim sistemi değilsin, Avrupa eğitim sistemi. Bakın bunların hepsi bugün bize bir şeyler çağrıştırıyor. 50-60 yıl içinde olan şeylerden bahsediyoruz. Hepsi bir yere tekabül ediyor. Bir eğitim politikasından bahsediyoruz. Erasmus'u en çok siz biliyorsunuz. Veya biz hocaların daha çok birazcık da hoşlanmayarak bildiği Bologna sürecinden bahsediyoruz. Gümrükler dediğimiz Avrupa Birliği gümrük alanı olmuş, hatta ortak alan olmuş durumda, hatta tek pazar olmuş durumda. Eğitim politikaları değil, kültür politikaları değişmiş durumda vesaire vesaire. Dolayısıyla ilk başlangıç noktamız muhtemelen şu: Avrupa Birliği egemenliği veya devleti ortadan kaldırmaktan değil, mevcut egemenlik ve devlet yapısını ölçeli büyüterek yeniden üretmekten. Nerede yeniden üretmekten yana? Bugünden baktığımızda Avrupa kıtasında. Ki bunun sınırlarının neresi olduğunu hiç kimse bilmiyor şu an. Ya da en azından ilk kuruluş itibariyle söyleyecek altılar Avrupa'sı. Ki bunun tarihsel köklerini konuşacağız. O zaman bizim anlamaya çalışacağımız birinci nokta muhtemelen bu egemenlik denen şey ne menen bir şey? Niye ulus devlet ölçeğinde çıkmış yaklaşık olarak 17. yüzyılda diyelim kabul ettiğimiz tarih bu. Avrupa ölçeğinde konuşacaksak imparatorlukları çözmüş Osmanlı'nın da başına geleceği gibi daha sonra. Ve sonra da aradan 300 yıl geçince ki 1950'lerden bahsediyoruz. Yani 20. yüzyılda. Bu sefer de demiş ki ben ulus devlet fikrinden de vazgeçtim. Hem de aynı coğrafyadan bahsediyoruz. Uluslararası ilişkiler alanından gelenler rahatlıkla bilecektir. Bizim bir Vestfalya anlaşmaları diye bir dönemimiz var. Her yerde karşımıza çıkan. Onlar 1648'de imzalandı. 1951'de yani tam 300 yıl sonra, 303 yıl sonra tabiri ise. Bu sefer AKÇT imzaladı. Avrupa Birliği topluluğu. Ve orada da 1648 Vestfalya Antlaşması'nın getirdiği bütün her şey reddedilmeye başladı. Daha büyük bir ölçekte tekrar kurmak için. O zaman nokta, geleceğimiz noktaya da başlayacağımız noktayı belirlemiş olduk. Şimdi birazcık tarihin derinliklerine gidebiliriz. Her şey toz ve gaz bulutuydu diye başlayacağım dediniz. Arkadaşlar, egemenlik nedir? Hepimizin bununla ilgili bazı fikirleri ileride. Egemenlik, herhangi bir toplumsal yapının siyasal olarak örgütlenmesi ve bunu belli bir kurumsal mekanizmayla devamlı kılmasıyla ilgili bir şey. Ve bu da tarihin çok eski zamanlarına kadar gidiyor. Hakikaten toz ve gaz bulutuna gidiyor ama şöyle bir varsayımda bulunalım. Bütün bilimsel çalışmaların, kutsal kitapların veya farklı bilgi merkezlerinin veya bilgi kaynaklarının bize söylediği bir şey var.
İnsanlık tarihi çok eski. Ve insanlık dünya yüzünde ilk oluşmaya başladığında neredeyse hiçbir şeyden haberdar değildi. Bugün yaşadığımız hayattan çok farklı bir hayat yaşanıyor. Dağda, çayda, bayırda ne bulursak onu yiyen insanlardan bahsediyoruz. Bu insanlar hayatta kalabilmek için bir örgütlenme içine gittiler.